Selam merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni bir güncelleme geldi bugün. Daha henüz şu an geldi. Oyun yeni açıldı zaten. bizde ee, biz de bir video yapalım dedik hemen. ilgilendirelim diye size. Arkadaşlar yeni güncellemede neler var? Şöyle öncelikle güncelleme notları var. onu ee, onun linkini atarım zaten YouTube'a. Şuradan açayım abi. Yaratıklara bir güncelleme gelmiş. Eşya fiyat takip aracı var. Hepsini detaylı göstereceğim. Fiyatlarını gösteriyor ortalama. Krovaz haritasında yer alan Krovaz yaratığının Korumalarındaki yapay zeka geliştirildi diyor. Kurovaz'ı korumalardan uzaklaştırmak daha da zor olacak. Yani oraya bir zorluk eklemişler. Biraz daha zor olacak korumalardan uzaklaştırıp kesmek sanırım. Yapay zekayı geliştirmişler. Yaratıklara vurduğunuzda hemen böyle geri gidiyor falan. Onu anlatacağım şimdi. <laughs> Olimpiya sunucusu için CSW krallık sistemi eklendi diyor. Bu çok önemli değil şu an için. Yeni sunuculardaki 4. serverler de kalktı artık. Eskisi gibi 1-2-3 server var. Oyuncular azaldıkça biraz düşürüyorlar serverler sanırım bir de yeni sunucularda geçerli Ronarkland günlük görev sistemi aktif edildi. Bunu da anlatacağız detaylı arkadaşlar. Yeni eee Mithril alınıyordu değil mi? Batuhan yanlış bilgi söylemedi. Aynen, mi? Aynen. Aynen. Mithril. Mithril falan Aynen. alabiliyorsunuz ama değişik bir sistemler var. İşte Bowel'da böyle bir şeyler kesip bir şeyler yapıyorsunuz falan. Onları anlatacağım şimdi. <laughs> Onur Türkçeyi Türkçe'ye çeviriyor. <laughs> Yok oğlum detaylı anlatıyorum anlasınlar diye basitleştirilmiş halde. Şimdi arkadaşlar uygulamalı olarak göstereceğim ben size. Tek tek okuyup o ne bu ne diye uğraşmayın diye. Bakın şimdi beyler. Normalde bu yaratı çektiğimizde mesela bayağı bir geliyordu değil mi? Şimdi mesela çekip hemen kaçıyorum. Çok daha hızlı geri gidiyor değil mi şu an? Yani yanlış hatırlamıyorsam biraz daha kovalıyordu. Gördüğünüz gibi yani match'lerin işi biraz daha zorlaşmış olabilir. Bıçağı atıyorum. Yaratık belli mesafeye geldikten sonra yaratık çekip işte tovna yaratık çekmeyi engellemek için sana bak hemen geri gidiyor jet gibi. Yaratıkların zekası geliştirildi diye bir şey yazıyor diğer güncellemede. O olay bu. Şöyle biraz daha çok çekiyor gibi yapalım mesela gelsin. Gelirken bir bıçak daha atalım. Evet bak bir bıçak daha atınca yine baya geldi. Buradan itibaren gelmedi ama durdu. Gördüğünüz gibi böyle bir şey eklemişler. Alan etkili kesen mage'ler için sıkıntı olabilir. Bu bilmiyorum nasıl olacak birazcık matchler için kötü oldu sanırım ama genel olarak slotları yaratığa çekmeyi e, ama ne diyorum <laughs> yaratığı slot'a çekmeyi engellemek için yapmışlar sanırım. Yani artık işte böyle tona falan çekemeyecekler ya da slot'lara çekemeyecekler sanırım. Birinci gelen özellik bu arkadaşlar. İkinci gelen şey e, böyle bir özellik geldi. Bayağıdır video çekmiyordum çok detaylı şeyler geldi farklı şeyler geldi çekeyim dedim. Buraya item ismini yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şart arıyorsunuz. Hepa şart. <laughs> Artı bir dedik. Rep bir hepa şart. Gördüğünüz gibi satılma fiyatlarını gösteriyor. Son dataya bakarsanız işte rep bir hepa şart. Mesela ortalama 369 m satılmış sanırım. <laughs> Minimum 340 m diyor. Maksimumda da 399 m'den satılmış. 4 GB'ye kadar. Ortalama 370 m diyor mesela. Böyle bir sistem. <laughs> bunu sadece premium olan arkadaşlar kullanabilecekmiş. Mesela bir Dagger'lara bakıyoruz. Hepsini böyle yazdığın zaman takılar falan da çıkıyor sanırım. Onu ben de demem. Ring of Life yazalım. Mesela rol alacaksın abi. Artı bir rol çıkıyor mu? Hiç kimse satmamış. Çünkü pazarda yok tabii ki. Rol artı bir kim pazara koyar yani? <laughs> evet. Rol artı sıfıra bakıyoruz. O kadar az satılmış ki abi. Server'ın ilk zamanları sanırım. 800 mi bu? 800 diyor. 999'a satılmış. Arada çok büyük bir fark var gibi gözüküyor ama. Ya ortalama fiyatını gösteriyor ya bir de. O güzel aslında. Evet 775M, 800M civarı. Ya piyasada ben de itemleri hiç bilmediğim için bildiğim bir iteme bakayım doğru gösteriyor. Mesela şardı biliyorduk. Artı 7 şarda bakalım. <laughs> 7 şartların buyları oluyor mesela. Şuna bakalım. Aynen abi doğru. Mesela bak 84M diyor ya burada. Bakıyor musunuz? 77 80 Tamamen burada doğru gösteriyor. Aslında başlangıçta bu ne ki ya falan yaptı herkes. Biz de hani çok işe yaramaz gibi gördük ama aslında güzel. Hiç oyunu bilmeyenler için. Hani biz zaten biliyoruz pazarda bu yücüsü selcisi belli artık. Hemen yani işte Anvil'in yanında şart yediler kurulu zaten görüyoruz bu oyunu selini ama. Normalde böyle yeni başlayan açın falan fantazik olarak güzel işte rol çıktı hemen ortalama falan İyi gene bence. iyi olmuş. Güzel. Bu da güzel bir özellik. Ee, onun dışında arkadaşlar şimdi CZ'ye geçelim price sistemi gelmiş bu şekilde pazarda. Eşyaların en son satılan fiyatlarını hani biz pazar seçeceği gibi bir şey gelecek zannettik ama <laughs> artık pazar SC sanırım gelmeyecek. Güncelleme linklerini videonun altına koyarım. Oradan bakarsınız. Önemsiz güncellemeleri çekmiyordum. Burada biraz önemli değişik şeyler var diye çektim. Krovaz haritasında bir güncelleme yapılmış ama o zaten yeni soruları çok etkilemiyor. Krovaz yaratıklarının da korumalardaki yapay zeka geliştirildi diyor biraz daha zorlanacaksınız biraz daha farklı hareketler olur artık nasıl olur bilmiyorum e, yaratık olayında da yaratıkların belirli alanlar içerisinde kalmasını sağlayan yama düzenlenerek yeniden eklendi diyor yani işte o harpi belli bir alanı geçtiği zaman o alanın dışına çıkamıyor yani meçler dümdüz koşarak sürekli skill atıp gidiyordu ya mesela geri geri gidiyordu o olay olmayacak sanırım belli bir alan içinde kalmasını sağlıyormuş Şimdi arkadaşlar gelelim en önemli olaya. Yeni sunucularda Ron Erklent günlük görev sistemi. <laughs> evet abi geldik. Daily Green Mithril. Gördüğünüz gibi 15 tane Elmorat kesiyor. Yeşil Mithril parçası veriyor. 7 TH Armors dediği zaten Mithril'ler sanırım. Sana aldın mı Batuhan bu görevi? Sadece Bowl'da kesiyoruz değil mi Aynen boğula bir şeyler koymuşlar böyle monument gibi çevresine. O alanın içinde kesmen lazımmış. Ama ne verdiğini göremiyoruz şu an sanırım onun. Ya işte 7 tane biriktirmek lazım da. Parçaların herhangi bir tanesini verecek. Bu arada 7 atmıyor diye. Bu biliyorum. sen misin? Bu sen değilsin herhalde. Biri aldı beni ama. Benim benim. Ha. Şimdi bir boğula bakalım. Burada ne aldığımızı göremiyoruz arkadaşlar. Bir boğula bakalım. Bowl'da yeni bir alan yapılmış. Onu da gösterelim. <laughs> Bayağı kalabalık bowl. Şimdi millet yeni peçin etkisiyle merak edip gelmişlerdir. Bowl'da mor çember var. Onun içinde keseceğim demiş. Tamam kardeş. Hemen keselim bizim işimiz abi. Çember member. Her yerde keseriz. Bu ne demiş. Green mitril ne işe yarıyor demiş. Aleyküm Bakıyoruz mitril. Alınacakmış. Kaç kaç olur. <laughs> Hayda. Ben ton attım bir dakika. Adama yazarken şeyler geldi. Ben de adama yazıyordum. attım şimdi. Dur bakayım, ben şöyle bir sağdan hemen boğla geçeyim, hı hı, sen de gel istiyorsan de ben uzarım da, geleceğim ya bekleyeyim mi? Gel şuradan. Geliyorum, geliyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu green mithril olayını da niye yapmışlar herhalde? CZ hareketlensin diye, güzel olmuş aslında. Yani Esland'da işte kızıyorlardı ya o herkes mithril alıyor çok basit hemen tık 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 deliden çarı diziyor. İşte biraz daha böyle hem CZ'ye hareket gelsin. İnsanlar <laughs> yani çakma çarlarla gidip hemen çarı dizmesin diye. Mesela bende zaten mitril 6 set var. Ama ben bunu yaparım. Mitril 7 basarım mesela. Aha şurası bak. Gene trade edilmiyor Onur bu arada. Aynen. Trade edilmiyormuş. Evet. Alan burası beyler. Dikmişler ışın kılıçlarını. Işın kılıcı gibi bir şey. <laughs> Şöyle. Mevzu burada kopuyor arkadaşlar. Burada 15 kişi keseceğiz. Bafsız mafsız kesebiliyor muyuz bilmiyorum ama dur bakalım. Biraz zor karşı baksana. Şunu keser miyim? Çünkü Şu yok. Siz geri karşıya. çıkın da dur bakayım. Şu en önden geleni alırız. Festen de alırız yani. da kuruyan var. Ben spike ton girsem tek atarım ben. Dur bakayım. Diyecek ya. Kuruyan var. Orada o sıkıntı. Burada meşter var. Ben şuradan bir mage alıp çıkayım. Bu ne? ölür mü? Allah. O kaç oradan? Öldüm ben ya. Şunu alır mı? Ah be. Çok da güzel vurmuştum da. Evet arkadaşlar. Buranın da olayı bu. Zaten göstermek amaç. Mor alan eklemişler. Mor alan içerisinde bence güzel olmuş. İnsanlar bavulda o görev yapmak için gelecek çok komik olur hatta da. Herkes şimdi bavulda toplaşacak böyle. Hadi adam keselim görev yapalım. Bence güzel oldu ya. iyi yani. Aynen eğlenceli olur ya. Güzel olmuş. Millet adam kesmeye oraya gelir en azından. Şöyle ben güncelleme ekranı tekrar açayım size arkadaşlar. Burada zaten anlatmış. Ee, CZ haritası daha önemli bir hale geldi. 15 kişiyi öldürdükten sonra diyor işte. Green Mitril alacaksınız diyor. Toplamda 7 adet. Oh. 7 gün boyunca 15 kişi seçeceksiniz her gün bowl'da. Bir de artı 3 milyonda Noah karşılığında aynı NPC'den işte Mitril. Yani 7 TH herhalde Mitril'di. Yanlışım yoktur büyük ihtimal. Mithril'dir zaten öyle. başka bir şey vermedi görevde kurban serilecek hali yok <laughs> Olay bu arkadaşlar şurada zaten Videosunu koymuş Bak alttan adam tıklayıp şey yapıyor bak Gördünüz mü orada çıkıyor seçenekler Ha bak almış zaten göstermiş Evet arkadaşlar olay bu Gri Mitril'in videosunu çekmişler zaten yani Çok buyurdu. kolay değil çok da zor da değil. ya yani haftada bir parça alıyorsunuz garanti aslında. <laughs> Bence daha eğlenceli olmuş öbür şeye göre. Hmm. Evet olay bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hmm. Buradan exchange deyip bak mitril deyip mitril helmet kanıtlatmıyor. seçip alabiliyorsunuz. Hmm. Ama artı bir veriyor galiba ya. Onu değiştirmişler herhalde. Bak işte artı bir galiba. Evet. Tabii tabii artı yedi falan atmıyor farklı. Hmm. Direkt artı bir veriyor. Evet direkt bilmiyorum. artı bir verdiği için ben büyük ihtimalle uğraşır mıyım bilmiyorum yani çünkü onu zaten sıfırdan artı 7'ye basmak. Yani artı 8 denemeyi siktir et artı 4'e yakıyorum ben. Onu fiyatları düşmesin diye yapmış olabilirler o işlemi. Yani gerçekten Kesinlikle. bayağı zor olmuş fiyatları çok aşırı derecede etkileyeceğini zannetmiyorum. Evet burada da eşya fiyat takip sistemini de anlatmış ayrı Ama olur, bir konuyla. Ölçük için iyi mesela çok pahalı onlar. Evet. Ayrı bir konu eklenip şey yapılacak diyor. Göğüslüğü alabilirsiniz arkadaşlar. Göğüslük çok pahalı. Özellikle Warrior'larda aşırı pahalı. Bizde mesela o kadar pahalı değil. <laughs> Asaslarda falan yine daha ucuz. Dragon Scale'lar daha pahalı diye biliyorum. Bizde ne kadardı ya? Şu an düşünüyorum da. Artı 7'leri 4-5 GB falan. 75 donluk 75 ha, Artı Aynen. Botlar falan da 50 mden falan gidiyor herhalde. İşte Warrior'larda aşırı pahalı. En azından i̇şte gövdeli alırsınız. Ayaklığın artı bir 250 miş Warrior'da mesela öyle diyorlar. Tabii. Evet. güzel arkadaşlar. Hiçbir şey satmaya gerek yok. İtemleri elden çıkarın falan filan yazıyorlardı chatte de. İşte mitriller ucuzlayacak şöyle ve hiç alakası yok. Eski patchte tamam eyvallah direkt artı 7 geliyordu. Harbiden aşırı kolaydı yani. Artı 7 gelmesi yeni server için çok kolaylaştırıyordu. Ama şu anda artı 1 geldiği için <laughs> herhangi bir şey yok yani. Hem artı bir geliyor hem 7 gün yapacaksın. En az 7 gün geçmesi gerekiyor. Bir de 3 milyon no oh, istiyor. Evet arkadaşlar güncelleme bu şekilde. Dördüncü kanallar kaldırıldı bir de. 3, 1, 2, 3 diye artık sorular var. Ronark görevler var. Hepsini söyledik zaten. Eşya takip sistem var. Sadece premiumlar için var. Bir de bu yaratıkların şey muhabbeti var işte. Yaratıklar daha artık meçler için nasıl olacak bilmiyorum ama hemen geri gidiyorlar vurduktan sonra. O biraz kötü olmuş. Meçler açısından sanırım. Meçle denemedim. Onda bir meççarla girip bakarız. Ama meçte de çok zor olur yani. Çok seri skill atsam bile belli bir alanın dışına çıkmadan kesmen gerekiyor. Ayarlamışlar ama bakalım nasıl olacak onu da göreceğiz. Evet arkadaşlar güncelleme bu şekilde. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı olduysa like atabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum izleyen. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.